Herkese merhabalar. Snow ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek fıstıklı keselif yapımını göstereceğim inşallah. Şu şekilde göstereyim. Çok hoş model. Ayrıca çok kolay da yapılıyor. Arkasını da göstereyim. Şöyle keselif modeli. Şu şekilde. Gayet kullanışlı ve şık duruyor. İnşallah yapımına geçelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Sağ olun. Şimdi hemen zincir çekmekle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu 20 fıstıktan yaptım. Zinciri de biraz çekmeniz gerekiyor. Ben size küçük bir kısmını göstereyim. Siz de 20 tane fıstıktan 22 taneden yapabilirsiniz. Şöyle biraz daha yapayım. Evet. Şimdi zincirimi çektim, yaptım. Ve 3-4 zincir geriye gelip ilk başlarda 4 zincir 5 zincir geriye gelip zincirime boşluğuna fıstık yapıyorum. Fıstıklarınız üçlü dörtlü dolgulu olabilir. Dörtlü dolgu olursa daha güzel olur. Şimdi 2 tane zincir atlayıp geriye 2 tane atlıyorum ve yine fıstık yapıyorum. Bir zincir araya 2 tane atlıyorum. Yine fıstık yapıyorum. Bir zincir şu şekilde. Ve bir zincir atlıyorum. Bir zincir yapıyorum ve alttan 2 tane atlayıp üçüncüye fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve 2 tane atlıyorum. Atladığım zincire, üçüncü zincire fıstık yapıyorum. Arasında bir zincir var. Evet. Şimdi bir zincir çektim. Yine atlıyorum. İki tane atladım. Üçüncüye fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve iki tane atlayıp üçüncüye fıstık yapıyorum. Bir zincir arada 2 tane atlıyorum. Evet, bu şekilde 4 6 8 9 bir tane daha yapalım. Evet, 3 zincir çekerek geri dönelim. Ve ilk fıstığın arasına şöyle tığıma ipimi dolamadan batıyorum. Evet, 2 zincir çekiyorum ve yine şu aradaki boşluğa batıyorum. 2 zincir çekiyorum ve batıyorum. Şu fıstıkların arasına hemen zincir boşluğuna. Şu şekilde. 2 zincir yine şuraya
batıyorum. 2 zincir, zincir boşluğuna batıyorum. 2 zincir, şu araya batıyorum. 2 zincir, zincir sıra başına kadar ilerleyince ipimi değiştiriyorum. Şu şekilde. Şöyle düz tarafı. Evet, ben hemen ipimi değiştireyim. Şu şekilde ipimi getirip sabitliyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum başa ve ilk kareye, fıstığın tepesindeki 2 zincir çekmiştim, o boşluğa fıstık yapıyorum. 1 zincir araya, yine yan taraftaki 2 kare 2 zincir çekmiştik, oraya fıstık yapıyorum. 1 zincir yan tarafa, 2 zincir boşluğa fıstık yapıyorum. 1 zincir bir zincir altta yaptığım gibi boşluklara bir zincir çekerek fıstık yapıyorum. Ben dörtlü dolgulu yaptım. Kesede gördüğünüz gibi. Fıstıklarımı. Bir zincir çekiyorum ve en başa kadar ilerliyorum. Arada bir zincir var. En baştaki karemi de yapıyorum. Küçük küçük karemi yapıyorum. Ve başlarda sadece 3 zincir çekiyorum. Ve şuraya batıyorum. Tığıma ipimi dolamadan batıyorum düz. 2 zincir yandaki tarafa, şuraya. 2 zincir. Hep şu boşluklara batıyorum. İki zincir. Direkt batıyorum tığıma ipimi dolamadan. Zincir çekip diğer ipime geçiyorum. Şöyle şuraya sabitliyorum, en başta bir yer var. Şimdi 2 zincir çekiyorum başa. Yaptığım gibi bu 2 zincir çektiğim boşluklara fıstık yapıyorum. Şimdi bir zincir yandaki kareye geçiyorum. Bir seferde çıkarıyorum. Tek fıstıklı oluyor zaten. Şöyle göstereyim. Bu şekilde 20 tane olursa, 22 tane olursa iyi olacaktır. Bir zincir. Bir zincir çekip karelere fıstık yapıyorum. Şu şekilde bir zincir ve en başa kadar ilerliyorum. Böyle 16 sıra örelim. Ben 16 sıra yaptım. Eğer daha büyük istiyorsanız 18 de yapabilirsiniz. Şöyle gelince tabii ki
şey kısmını göstereceğim. Hemen çıkıntı, kese kısmının oluşunu göstereceğim. En başa gidelim zincir çekerek. İki zincir çekelim aralara. Ve şuralara batalım. En başta 3 zincir çekiyorum ben. Şöyle. 2 zincir çekip aralara batıyorum. Bu şekilde lifimiz çok basit. Hem de yumuşacık bir lif oldu. Şimdi 2 zincir çekip en başa doğru batalım. Şimdi öbür ipimize de geçelim. Evet, öbür ipimize de geçtim. Ben hiç ipimi koparmadan şöyle yapıyorum. Ben burada 3 tane bırakmışım. 3 baştan bırakmışım. 3 tane öbür sondan bırakmışım. Böyle yapınca iyi oldu. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi ben göstermek amacıyla hemen 2 fıstık ya da 1 tane de bırakabilirim. Şöyle bir tane bırakayım ben. Böyle zincir çeke çeke 3 tane kutucuk geldim. Üçüncü kutucuğa, dördüncü kutucuğa yaptım ben fıstıklarımı. Öyle yaptım kese lifimi. Fakat size göstermek amacıyla küçük yaptığım için şimdi bir kutucuğunu yapıyorum. Hemen öbür renk ipime geçiyorum. Yani ip kopartmadan şöyle. İp kopartmak istemediğim için bu şekilde yapıyorum. Evet, iki zincir çekip kutucuğa, ikinci kutucuğa şimdi yapıyorum ben. Fıstık yapıyorum. Dediğim gibi ben 3 tane kutucuk bırakıp 4.'e yaptım. Başta ne kadar bırakıyorsanız sonda da o kadar bırakmanız gerekecektir. Yine aynı fıstık işlemlerini yapmaya devam edelim. Böyle 4 sıra ördüm ben. 4 sırada çıkıntı yerine örüyoruz. Şöyle. Bir zincir arada alttaki kare kutucuklara batıyorum. Bu şekilde. Başta ne kadar bırakırsanız sonunda da o kadar bırakmanız gerekecek. Şimdi 3 zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi 2 zincir çekerek şu aralardaki boşluklara batıyorum. Şuralara. İki zincir ve şu aralara zincirin altından şöyle atıyorum. İki zincir ve şuraya. Zincir boşluğuna. Böyle 4 sıra ördüm ben. Evet, şu şekilde. Bir sıra daha öreyim. Çıkıntı yeri böyle olacaktır. Dediğim gibi 3 kutucuk bırakırsanız iyi olur. Şimdi kutucuklara 2 zincir çekip en başa fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim araya. Yine yan tarafa tığımı ip dolayarak geçiyorum. Fıstık yapıyorum. Bir zincir. Bir zincir. Bir zincir çekiyorum. En başa kadar geliyorum. Tığımı ip dolayarak kutucuklara fıstık yapıyorum. Bir zincir.
Evet, bu şekilde olunca. Evet, şöyle. 4 sırada burayı örüyorum. Çıkıntı yeri örüyorum. Kese lifimiz öyle oluşmuş olacaktır. Hemen ben kenar oyalamasını nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi ipimi yine koparmadan şuradan yapmaya başlıyorum ben. Normalde de böyle yapıyorum kesemi. Kopartmadan ilerliyorum. İki tane kısımdan oluşuyor kesemiz. Bir tanesini yapıp koparttıktan sonra aynı böyle bir daha yapmanız gerekecek. İki tane yapınca birleştirme işlemi olacak. Dediğim gibi kopartıyoruz iplerimizi. İki parça yapıyoruz. Fakat ben şu birleştirme işlemini yaparken kopartmadan bu şekilde ilerliyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve boşluklara 3 seferde çıkarıyorum. 1, 2, 3 seferde çıkardım. Çıkardım, boşluğa da 3 zincir çekip batıyorum. 3 seferde çıkıyorum, çıkarıyorum. 3 zincir çekip çıkardım, boşluğa batıyorum. Bu şekilde. Bunları da öyle yaptım. Evet, 3 zincir çekerek diğer bir kenara geçiyorum. Şöyle ikili bıraktım ben. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve evet, 3 zincir çekiyorum ve buradaki boşluğuma çıkıntıya gelesiye kadar tığımı ipimi doladım ve 3 seferde yan tarafa batıyorum. Yine 3 zincir çıkardım, boşluğa batıyorum. Yine tığımı ipimi doladım. Yine aynı yere 3 seferde çıkarıyorum. Yine 3 zincir çıkardım, boşluğa batıyorum. Bir seferde ikisini birlikte son ikisini ve 3 zincir çekerek çıkardım şu boşluğa. Şuraya batıyorum. 3 zincir çekerek dediğim gibi şuraya batalım. Ve ben şöyle bir parça örmüştüm. Onunla birleştirelim. Şöyle ona göre bir parça ördüm ve birleştirelim. Çıkıntı yerine kadar örüyoruz. Şöyle çıkıntı yerini ördük geldiğimiz zaman şöyle köşeleri falan denkleştiriyoruz. Şuraya batıyorum. Yine aynı şekilde üst zincir ve dik getirdiğimiz, denkleştirdiğimiz yerlere evet üst seferde çıkardım yine. Çıkardım, boşluğa 3 zincir çekip batıyorum. Yine aynı yere tığımı ipimi doladım. Ve şu şekilde aynı yere 3 seferde çıkarıyorum. Yine 3 zincir çıkardım, boşluğa batıyorum. Tığımı ipimi doladım. Yine aynı yere 3 seferde çıkarıyorum. 3 zincir çıkardım, boşluğa batıyorum. Yine 3 zincir ve yan taraftaki şöyle boşluklar var zaten orada belli. İkisini birlikte şöyle kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum ve diğer yandaki 3 seferde çıkarıyorum. Yine 3 zincir çıkardım boşluğa. Tığım ipimi doladım. Yine aynı yere. 1 2 3 şöyle tığım ipimi doladım, yine aynı yere 1 2 ve 3 1 2 3 zincir, şöyle 3 tane tomurcuk gibi oluyor ve köşeye batıyorum. Yine 3 zincir, şöyle fıstıklardan 2 tane atlarsak sanırım iyi olacaktır. Bir tane atlayalım.
üç zincir ve üç seferde çıkardım. Tığım ipimi doladım yine aynı yere üç seferde. Bir de ikisini birlikte son ikisini ve üç zincir. Çıkardığım şu boşluğa batıyorum. Yine aynı yere üç seferde çıkarıyorum. Üç zincir çıkardığım boşluğa batıyorum. Evet, üçlü tomurcuk olacak şöyle. Yine üç zincir ve yan tarafa geçiyorum. Üç zincir ve yandaki boşluğa üç seferde çıkarıyorum. Tığım ipimi dolayıp üç zincir batıyorum. Yine aynı boşluğa. Üç tane tomurcuğumuz olacak. Şekilde. Yine üç zincirle yan tarafa geçiyorum. Şöyle. Siz ayarlarsanız öyle. Bir veya iki fıstık atlarsanız duruma göre. Ben iki tane atladım. Şöyle. Yine aynı yere üç seferde çıkarıp yine aynı yere üç seferde çıkarıp üç zincir çekip çıkardığım boşluğa tepeye batıyorum. Yine üç zincir. Şimdi köşeleri yapalım. Köşeye batıyorum. Üç zincir. Tomurcuklarımızı yapalım. Şöyle aralardaki boşluklara batalım. Üst zincir ve diğer boşluğa geçelim. Üst zincir çekerek tığımı ipimi doladım ve yandaki boşluğa üst seferde çıkardım. Üç zincir çekip batıyorum. Yine aynı boşluğa üç seferde. Tığım ipimi doladım. Yine aynı boşluğa üç tane tomurcuk yapıyorum. Üç zincir çekip köşeye batıyorum. Dediğim gibi çıkıntı yere gelince şöyle çıkıntı yere geldim. Şu çıkıntı kısa yerimi de örüyorum. Dediğim gibi örüyorum. Hiç ipimi kopartmadan diğer alt kısmına geçiyorum. Üç seferde aynı yere trabzan yapıyorum. Üç zincir çektim. Ve şu çıkıntı yerime batıyorum. Evet. Şuradan da geri gelmeniz gerekecek. 3 zincir veya 4 zincirle şöyle geri geliniz. 3 tane geri geldim. Ve şu karşıdaki şeye geçmek için şu aralara batıyorum. Diğer kesimin öbür tarafını yapmak için. Şu şekilde. Tığıma ipimi doladım ve karşı taraftaki yere üç seferde çıkardım. Üst zincir çekip yine aynı yere üç seferde çıkarıyorum. Üst zincir çekip tepesine batıyorum. Yine üst zincir çekip şuralardaki boşluklara batıyorum. Şimdi üç zincir çekiyorum ve köşedeki yerime tığıma ipimi doladım ve üç seferde çıkarıyorum.
Evet, 3 zincir çekip aynı yere atıyorum şöyle. Tane tomurcumu yapınca evet yan taraftaki fıstığa batıyorum. Yine 3 zincir ve 3 seferde tığım ipimde oldum. 3 seferde çıkarıyorum şöyle. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Bütün kesimin etrafını bu şekilde oyalıyorum. Şekilde batıyorum. Oyalama işlemi tamamlanmış olacaktır. Evet, şöyle küçük bir kese oldu. Evet, bu şekilde oyalama işlemi tamamlanmış olacak. Hemen ben çiçeği nasıl yaptığımı göstereyim. Şuradaki çiçeği. Şöyle 7 tane 8 tane zincir çekip halka oluşturalım. Halkamızı oluşturalım. 2 zincir çekip halkamın boşluğuna 2 seferde çıkarıyorum. Araya bir zincir. Yine 2 seferde çıkarıyorum. Araya bir zincir, 2 seferde çıkarıyorum. Bir zincir. Beş oldu. 12 tane zincirimle birlikte sayalım. Arada bir zincir olacak. Bir zincir, 2 seferde şöyle çıkarıyorum. Bir zincir tığım ipimi dolayıp seferde çıkarıyorum. Bir zincir. Yine bir zincir. 11. Bir zincir. Ve şöyle 2 seferde çıkarıp bir zincir en başa batıyorum. Şimdi 3 zincir çekelim. İlk kareye şöyle fıstık yapalım. Üçlü dörtlü olabilir. Şimdi tığım ipimi doldurup ikinci kutucuğa, kareye bir fıstık daha yapıyorum. İkisini birlikte toparlıyorum. Yine 4 zincir çekip arkadaki trabzanı arasından geçirip batıyorum. Yine 3 zincir. Hemen ilk kareye şu şekilde ve ikinci kareye tığım ipimi dolayarak geçiyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Yine 3 4 zincirle arkadaki trabzanı batıyorum şöyle. 3 zincir ilk kareye yine. İlk kareye sonra ikinci kareye fıstık yapıyorum ve ikisini birlikte kapatıyorum. 3 4 zincir çekip arkadaki trabzanıma batıyorum. Şu şekilde 6 tane olacak. Üç zincir çektim ve iki karelere fıstıklar yapıyorum.
4 zincir çekip arkaya batıyorum. Trabzan arasından geçiriyorum. Yine 3 zincir ilk kareye. 3 dolgulu bir fıstık ikinci kareye. 3 veya 4 dolgulu bir fıstık yapıp kapatıyorum. 4 zincir çekip arkaya batıyorum. Tığımı ipimi dolayarak ikinci kareyi de yapıp kapatıyorum. Trabzanın arkasından geçiriyorum. Evet, bu şekilde olunca tekrar fıstık yapmaya şöyle üst üste devam edelim. Bu şekilde gereken uzunlukta fıstık yapalım üst üste tekrar. Ki kesemize geçirebilelim. Çiçeklerle geçmiyor yalnız. Böyle uzun yaptıktan sonra koparıp şu aralardan geçireceğiz. Ve kopardığımız yerden başlayıp oraya da aynı yine yaptığım gibi bir çiçek yapılacak. Bu şekilde uzun bir fıstık yaptıktan sonra üst üste etrafını saracak şekilde yaptıktan sonra dediğim gibi kopartıp şu aralardan geçirilecek. Şuralardan. Sonra tekrar oraya bir fıstık, çiçek daha yapılacak gösterdiğim gibi. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler, sağ olun. Yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın.